Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Bir önceki dev alışveriş videomun ikinci kısmı kısa olacak diye düşünürken bayağı bir uzun yine video olacak. Sebebi de şu, böyle artık bu aralar gece saat 10'dan sonra ara ara gratis böyle işte kendi markalı ürünlerinde 19, 29, 39 falan gibi fiyatlarla ürünleri satışa sunuyor. Maksimum 59 falandır. Çoğunluğu oraya ait. Yani anlattıklarımı yatağa fırlatmak zorundayım çünkü çok korkunç durumda şu anda her şey. Şimdi yani hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Bir tanesi Be Beauty'nin kiraz çiçeği özlü 75 ml'lik bir el kremi. Annemle biz böyle su gibi tüketiyoruz zaten bunu. 19 falandı sanırım. Dediğim gibi yanlış hatırlıyor olabilirim, bayağı oldu. Bunu gratisten mi aldım? Yani bu yaptığım alışverişlerin %90'ı gratis Watsons. İşte çok az, hepsi burada ve Trendyol var. Trendyol da var arada, evet. Bir adet vücut peelingi aldım. Bu ballı ve turmeric, ne olduğunu tam bilmiyorum. Bir vücut peelingi, bunu kullanmadım. Bekliyorum videoya ki açıp kullanayım. Kullandıklarım hakkında da zaten yorumlarımı ben size paylaşacağım. Renkli kozmetikleri genelde kullandım. Biraz böyle 100 lira civarı falan da indirimden aldım. Yani indirim değildi gene ama o büyük indirimden almadım. Be Beauty'nin Crystal Peeling Pad dedikleri, şöyle kendinden herhalde içi sıvılı. Kaç tane var bunun içinde? 5 tane falan var herhalde. Yani 6 tane. Parmağınıza geçiriyorsunuz. Daha önce hiç denemedim. Kuru kuru böyle peeling yapıyorsunuz. Deneyeceğim bunu. Merak ederseniz sorarsınız. Kullandıysam yorum yaparım. Ya da Instagram'a gelin, bekliyorum. Bir akşam şey yaparım. Cilt böyle temizlediğinden bakım rutinimde onu birlikte şey yaparız. Görürüz. 29 ya da 39 gibi bir fiyattı. Pink, Be Beauty'nin Pink Marshmallow Cream Mask. Yumuşak kuru ciltlenmiş. Şöyle küçük bir tane şey maske. Yani hafif bir kokusu var. Bunu denemedim, nem maskesi. Dediğim gibi 19 ya da 29 liraydı bu. O alışverişten yaptığım gene 29 liraya sanırım. Be Beauty'nin Tropical Coconut Shea Butter'lı duş jeli. Hani biliyorsunuz artık bunları. Klasik şeyin. Be Beauty'nin. Çok da kullandım. Çok da memnun kalıyorum zaten onlardan. Benure'nin Layer Cake ballı nemlendiricili dev bir vücut şeyi, nemlendiricisi. Ah, çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle karamelli ballı gibi kokuyor. Vücut nemlendiricisi de çok sık kullanıyorum. Özellikle şimdi anlatacağım ürünle başka normal düz vücut nemlendiricisini şey olarak kullanıyorum. Dönüşümlü. Şöyle anlatacağım. Şimdi bunu da atayım. Şu Nivea'nın 10 günde sıkılaştırma vadeden ve annemin vazgeçilmezi evde bizim ikinci oldu. Bir tanesi annemin odasında, bir tanesi benim odamda. 10 günde falan, 12 günde sanırım şuraya kadar falan geldim. Ben sabah akşam uyguluyorum. Üst bacak bölge, karın, popo ve böyle mide kısmını uyguluyorum. Annem kollarına da uyguluyor. Vücudumun kalan kısmında deminki gibi normal nemlendiricilerle nemlendiriyorum. Şu anda Hobinik'ini kullanıyorum. Bahsetmişimdir daha önce muhtemelen. Alışveriş videolarımda falan azaldı. Biraz emilme problemi var. Ondan tekrar almam sanırım. Ama bu böyle sürdüğünüz anda gün boyunca, ki bu hani kaç saat, işte 24 saat, 48 saat diyor. Ben 48 saat içinde kaç kere kullanıyorum bunu. Şey oluyor. Yumuşacık, hani tabiri caizse bir bebek poposu şeklinde gibi yumuşacık oluyor. Hafif bir sıkılaşmadan mevcut. Be Beauty'nin CC kremini aldım. E vitaminli ve jojoba yağlı. Bunu bir kere kullandım. Elimde göstereyim. Bu da böyle 29-39 gibi bir fiyattı ve fiyat performans ürünü diyebilirim. Yalnız bunu kullandığımın ertesi günü şuramda böyle bir sivilcemsi gibi bir şey çıktı. Günahını almayayım. Şöyle bakın, hani her cilde de uyum sağlayacak bir zaten ürün CC'ler. Hani böyle kuru ciltler falan sever. Yağlı ciltlerde iyice yedirdikten sonra şey yapabilir. Böyle bir sabitleme pudrası yapabilir. Beklediğimden iyi çıktı. Gerçekten iyi çıktı bu. Bunun hatta şöyle kutusunu atalım. Bir adet Maroderm'in Nourishing Clay Maske, jojobalı ve aynı zamanda
cinsellisi. Bunu da açalım. Kil maskesi bu. Birkaç senelik bir kil maskem vardı. Artık böyle inşaat betonuna dönüştü. Onu çöpe attım. Başka da kil maskem yoktu. Bu da böyle 100-120 civarı falan maksimum. Gratis'te de var. Watson's'ta da var. Online'da da var. Denemedim. Bu yeni gel sayılır. Oh, kapağı şey yapmış. Bunu ben ginseng şeyini de kullanıyorum. Önce kapağından kullanacağız demek ki. Ginseng serumunu da kullanıyorum. Hatta bitti, bitecek. Mimnun'un. Maruderm'in birçok ürününü kullanıyorum zaten. Kırmızılılar böyle ginsengli. Cildimde kuru olduğu için. Bunu. Dökülme lütfen. Sen de yere. Şimdi peelingim azaldı diye bir peeling arayışına girdim. Bayağı büyük arayışlar. Fiyatlar uçmuş. İşte bu toz peelingler bilmem neler falan derken hepsi burada da sanırım. Jovenel'in, ki Jovenel'in ben pembe renkli güneş koruyucusunu kullandım, bitirdim ve çok memnun kalmıştım. Güzel de bir marka. Yeğenime de aldım. O da kullandı. Purifying Detox Peeling Gel. Bunu aldım. Yorumları iyiydi. Yani hassas ciltler için olduğunu düşünüyorum. Ve fiyatı yani net hatırlamamakla birlikte böyle 150 civarı falan diyeyim. Sonra kendi internet sitelerine girdiğimde işte ilk alışverişe %15, işte bilmem kaç alışverişte şu kadar kupon, şunu da şu kadar indirim derken atıyorum bu işte mesela 145 lira, tamam mı? Bunu aldım bir. Azaldı, açmayacağım. Şu set dikkatimi çekti. Moisturizing Detox Skin Care Kit. İçinde yıkama jeli, şöyle toniği ve nemlendiricisi var. Hyaluronik asitli, tam boy bunlar bu arada. Bunu da stok çekmeceme koyacağım. Hani açmadım daha hiç. Atıyorum bir tane ürün mesela sadece tonik ya da işte yıkama jeli ya da nemlendirici. 250 gibiyse fiyatı. Total bu paket o fiyattaydı. İnanılmaz bir fiyata düşmüştü. İşte ikisi birlikte toplam %15 indirimli bilmem neyle, yani 400 falan vermedim öyle söyleyeyim. Böyle 4 tane ürüne ve birçok insana hediye gönderdiklerini okudum. Ben de not olarak küçük bir hediyeniz varsa eğer sample vesairedir gönderirseniz sevinirim dedim. Bana gelen 30 güneş faktörlü anti-aging güneş kremi. Bayağı güzel karlı bir alışveriş oldu benim için. Güneş kreminden zaten memnundum. Diğerlerini de kullandığım zaman zaten şey yaparım. Yorumlarım. Şu CC'yi de anlattıklarımı da açayım da bir kenara. Şimdi o gene çok büyük indirim. Gratis indirimden Bee Beauty'nin bu işte doğal deodorant, alüminyum vesaire falan içermeyen, lavantalı olduğunu düşündüğüm bir deodorant. Rollon daha doğrusu. Elimde Garnier var. Artık sık sık kullanmaya başlayacağız. Bu böyle yedekli olarak kalsın. Biraz daha temiz içerikli diye onu aldım açıkçası. Kuru şampuanım bitmişti. Bana çok uzun süre gidiyor. Çok sık kullandığım bir şey değil mi? Böyle acil durumlarda işte böyle video çekeceksem, saçlarımı yıkayamayacak durumdaysam kullanıyorum. Bu sefer ilk defa Morphos'un bu biyotin kolajen içeren beyazlık bırakmadığı söylenen kahverengi saçlar için olanını aldım. Sarı saçlar için var. Daha koyu renkli saçlar için var. İşte 3-4 çeşit var diyebilirim. Benim diplerim koyu olduğu için ve dipleri uygulayacağımız için bunu seçtim. Şimdi başka hop. Yine o alışverişten işte 19 liraydı sanırım. Şu üçlü, hatta bir tanesini işte kullanıyorum makyajımı da şeyde video çekerken. Üçlü Berry'nin ıslak mendilleri, bunlar 19 liraydı. O alışverişimde en pahalı olan 49 ya da 59 lira olan Mix Up'ın bu kaş jeli diyeyim. Kullandım. Güzel. Bayağı böyle sabit tutuyor. Elim şu anda başka bir şey kokuyor. Yani parfüm sıktım az önce, o kokuyor. Böyle yanında fırçası falan da var. Başarılı. Almayacağım demiştim bir ara ama o kadar uyguna geldiğini görünce dayanamadım. Elime geldi. Onu göstermiş miydim bilmiyorum. Bundan hem şimale hem kendime aldım. Okyanus ve şeyini, lavantalısını, bir şey daha kullandım galiba. Bu sefer de çikolatalısını aldık. Akşamları yakıyorum. Güzel oluyor. Bunu semtteki bir şeyden bile 75 lira gibi bir fiyata alıyorum. Gayet iyi. Şimdi annemin göz çevresi kremi azalmıştı. Dedim ki benim elimdeki PU'yu belki ona veririm. Ya da dönüşümlü birlikte kullanırız. Ama bir tane de Mia Clinica'nın Collagen Intensive.
Moisturizing Eye Cream. Şunu almış oldum. Bunu da stok çekmeceme koyacağım bittikçe. Çünkü gerçekten çok uygun fiyatta almış olduğum ürünlerdi bunlar. Şimdi fırçalar var. Bir tanesi bu. Eclipse'in şöyle olan çok güzel allık bronzer falan fırçası. Yumuşacık. New York neydi? Aldım bir tane geçenlerde. Soho New York City'nin şu bir tanesi kesik uçlu. Bende onun şeyi de vardı. Fondöten ve işte şunu da almıştım zaten. Geçen öncekinde bahsettim. Memnun kalınca büyük öyle kontur fırçası gibi olanını aldım. Bir adet karıştırma fırçasını aldım. Ve bunlar gratiste normalden baya baya indirimliydi. Böyle 45-50 lira gibi falandı fiyatları. Bir adet de böyle şöyle detay, aslında ruj fırçası diye geçiyor. Ama ben bunu böyle detay fırçası olarak ya da işte dudak hattımı böyle, şimdi göstereceğim bir şey var, onunla uygulamak için kullanıyorum. Gayet de memnunum. Şöyle bir Golden Rose'un hem böyle kaş altına hem de dudak hattınız böyle beyaz belirginleştirecek. Şimdi bakayım şöyle bir uzaktan. Bakın aslında eski bir ürün ama bugün kullanmamıştım. Şu kaş hattınızı çok güzel belirliyor. Şöyle de yapabiliyorum. O da böyle 49-50 lira gibi bir şeye denk geldi. Bir tane bu aldıklarımın arasında şeyin Lycoden'ın da sanırım böyle kıl kıl fırçalı gibi olan kaş maskarasını almıştım. Sanırım o pıt pıtların içinden karton kutuya düşmüş ve çöpe gitmiş. Gratis'le bağlantıya geçtim de şey dediler, hani eksik ürün göndermemişsiniz, göndermemişiz. Acaba eksik mi geldi dedim. Maalesef o pat patlarla birlikte çöpe gitti. Ona bir adet üzüldüm. Şimdi ben bir yandan da yerleştireyim ki bunlar masamın üzerinde günlerden beri bekliyorlar. Tırnak ürünü pastilin. Böyle tertemiz. Annem falan da zaten onu kullanıyor. 54 numara yaz kış kullanılabilecek. Şöyle çok güzel bir pembe ojesi. Gayet güzel kullandım. Üzerine de o benim parlak şeyin cilasını kullanırsak Biolist'in Speedit'ini çok güzel oluyor. Bir de böyle şöyle tırnak bakım yağı. Bunlar da böyle 29 liraya falan düşmüştü. Onu aldım. Aldım da aldım. Şundan bahsettim mi acaba ya? Flormer'ın şu Brow Up'larından kaş altı aydınlatıcısı. Gene hadi kullanalım şeyin üzerine. Bu şampanya rengi en pahalı olanıydı. Diğerleri böyle 100'er lira falan daha ucuzdu. Onu göstermiş olabilirim. Ama en güzel rengi de bu. Hatta şöyle. Bunu göstermiş de olabilirim dediğim gibi. Dışarıda gördüğüm için şu anda koyuyorum. Onu aldım. Şu Lycoden asansörlü göz kalemlerini ne kadar çok sevdiğimi artık her yerde anlatıyorum. Instagram'da, orada, burada, şurada. Kahvesi var, siyahı var. Böyle asansörlülerin. Asansörsüzler jel yapıda birazcık daha az kalıcılar ama bunlar zamp gibi yapışıyorlar. Bu da böyle açık bir kahve, bronz kahve, böyle hafif ışıltılı diyeyim. Çok yumuşak oldukları için maalesef kırılma gibi bir şey oluyor. Alt kirpik diplerinde çok güzel duruyor bu. Bunu aldım. Bir de onu kaldırdım mı acaba? Kaldırdım sanırım. Bir dudak kalemini almıştım şeyin. Gene böyle Lycoden. Acaba bu muydu? Gene böyle ucu kırılmış olan. Galiba buydu. Bundan bayağı bir renk var. Dudak kalemleri de aynı göz kalemleri kadar kalıcı. Emily'nin 111 numaralı. Ben bunu böyle şeyde internet sitesinde gri, yani dümdüz gri diye gördüm. Şeydim, şöyle alt kirpik tiplerime falan uygularım. Güzel olur diye düşündüm. Ama bildiğiniz gümüş rengi çıktı. Hadi sürelim. Yani fena durmuyor. Bu aralar ışıltıya taktığım için benim için de kullanılabilir bir ürün.
Ve şöyle baktığınızda mavimsi gibi duruyor aslında. Emily'nin gene bir adet dudak kalemi, kahverengi dudak kalemi, kahverengi ruj. Mesela ben de hiç o çok az olduğunu ya da olmadığını gördüm. Emily'nin 223 numaralı dudak kalemi. Bakın çok güzel böyle bir acı kahve. Böyle aynı şey hani türlerden gideyim diyorum. Şimdi Maybelline'in Tattoo Liner'larından pembe olanı Ultra Pink 302. Bir gün boyunca çıkmıyor öyle söyleyeyim. Ellerimi çitiledim, ettim, neler neler yaptım. Asla ve kat'a çıkmıyorlar yani. Dişlerimdeki lekeleri biliyorsunuz. Bakın. Karbon tozu içeren tozla uzun bir süre fırçaladım. Normal fırçaladım ve evet bütün rengini açtı. Altta çok hafif böyle geçmeyen lekelerim vardı. Fakat diş etlerimde müthiş hassasiyet yarattı, ağrı yarattı. Ona ara verdim. Böyle 10 günde bir sadece diş etlerime getirmeden önleri fırçalıyorum. Şu ürünü Görkem önerdi. T-Brush'ın Tooth Stain Razor diye bir ürünü. Bir kere kullandım. Ucu şöyle bir sünger varmış içinde. Silikon gibi bir şey. Hani böyle dişçilerin kullandığı şey gibi. Şöyle bir iki hareketle bütün o alttaki lekeleri bildiğiniz giderdi. Giderdi yani. Yalnız ben aldıktan bir gün sonra daha siparişim elime geçmemişti. %50'ye yakın bir indirim oldu. Gene bunda bir böyle bir zarardayım gibi. Diş etlerim hassas böyle çekilmeye müsait olduğu için de gene T-Brush'tan böyle bambu saplı, ultra soft ve 20 bin tane yanlış hatırlamıyor isem 20 milyon değildir herhalde kıl partikülü bulunduran böyle dalga dalga bir fırça. Bir bakayım, iki tane ruj gene. Birisi Flormer'ın şu neydi bu lightweight lip powderlarından Coffee Lover, kahverengi dediğim gibi. Bunlar matlar ancak çok böyle kuruttuklarını söyleyemem. Bakın böyle güzel bir kahve o dudak kalemiyle bayağı güzel olacak. Oluyor da zaten kullandım bunu yani. Çekmecede dik durmama gibi bir problemleri var sadece bu serinin. Bu serinin bende bir rengi daha var. Kim bilir nereye koydum. Ha burada. Bu da neydi? Öbürsü Superwoman. Bunu gösterdim size zaten. Beauty'nin kesitlerinden de Femme Fatale 308. Şöyle bir kırmızı rujum artık vadesinde olmuştu. Onu attım ve acayip güzel bir kırmızı arkadaşlar. Yani hani böyle gerçekten fiyat performans denir ya. Bir de kahve şunu almıştım. Heartbreaker kahve yok diye ama onu gösterdim mi acaba size? Birazcık daha soft. Şimdi bunları tabii ki yerleştirmesi var. Flormer'ın Longer Than Ever maskarasını şimale kaptırdım. Bahsetmişimdir. Instagram'da bayağı bir bahsettim çünkü. 100 yani ya 199 ya kaç öyle 150 falan gibi bir fiyata aldım. Açmadım bunu arkadaşlar stok olarak. Stokumda şu anda 3 tane maskara var. Diğerlerini ne? Buraya koymuşum. Çekmeceye yeni bir düzenleme yapmak gerekli. Onu aldım. 2 adet concealer aldım. Bu arada o bahsettiğim şey pastelin böyle kare olan ve işte rengi tutmuyor dediğimin bir koyusunu daha aldım. Şimale verdim, ona verdim, buna verdim. Olmadı. En sonunda dedim ki ikisi senin olsun. Karıştırarak kullan. Ben de Hydrating Satin Concealer'dan 64 numarayı aldım. Bugün göz altlarımda o var. Gene böyle kuru ciltlerin sevebileceği çok fazla şeye dolmayan, göz altlarına dolmayan güzel bir renk. Ama bunu mesela bir koyusu daha koy. Diyorum bunlarda renk sıkıntısı var. Yani ara renk sıkıntısı var daha doğrusu. Öyle söyleyebilirim. Bir adet NYX'in Bare With Me'si
öyle öyle bitirmiyordu ve merak ediyordum. L'Oréal'de böyle güzel bir kampanya vardı zaten bu. Bu birazdan göstereceğim ürün bir de. Böyle üçünü güzel işte kuponla vesaireyle aldım. 4 numara benimki tam rengini almışım. Bakın böyle nokta kadar almamız gerçekten yeterli. Yani yüzünüze falan da uygulayabilirsiniz. Bayağı bildiğiniz serum fondu serum bir gözaltı kapatıcısı. Nemli bitişli. Bir midas sorar çok kuruysa gözleriniz çekebiliyor şeyleri. Neden ona? Gözaltınız böyle nemine. Ama memnun kaldım. Güzel. Üçüncü aldığım üründe bu Trendyol'dan aldım bunları. Benim benim Perfector 4'ü bir arada olan şöyle hani fırçası olan fakat bir kullanımda şuraya kadar inen böyle face and body gibi böyle baz gibi kullanabileceğiniz bir işte ne BB ne fondöten ama bunda rengi tutturmuşum. Güzel orta rengi aldım. 2 numarayı. Lifter Plant'lardan Hot Chili rengini aldım. Bununla ilgili bir Reels çektim. İzlerseniz, yorumda yazarsanız tabii ki sevinirim. Ben çok sevdim. Rengini de çok sevdim. İlk gün birazcık panik yaptım. Gırtlağım falan böyle sanki boğulacakmışım gibi hissettim ama tabii ki öyle bir şey yok. Bim'den Golden Rose Prestige'in valla 0-2 olması lazım yine. Çok güzel bir nude. Olursanız bakın 0-2 turuncu kapaklı. Böyle 90 falan gibi. Kaç ürününde bunu kullanıyorum. Hem yapısı çok güzel pembe alt tonlu. Hem de kalıcı. Bayağı kalıcı yani. Güzel. Bunu göstermedim herhalde. Gösterdim mi? Göstermedim. L'Oréal'ın lotionlarını almakta çok fazla direniyordum. Fakat sonunda dayanamayıp gene böyle Eve Shop'tan böyle 300 küsür falan gibi bayağı bir düşük 319 falan gibi olabilir. Bir fiyata aldım. Orta rengini aldım ben. Ve acayip sevdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Dümdüz. Hiçbir şey sürmeden sadece bunu sürün. Üzerine bir maskara, bir de gloss. Bakın. Alın size ışıl ışıl bir yaz makyajı. Bayağı iyi. Evet. Az kaldı diyeceğim ama bayağı bir yani yarım saate yakınlık bir video olmuş oldu. Gene eShop'tan şu Beauty Girl'ın Satürn isimli bir gloss'u. Dümdüz de harika. Altına mat, böyle çingene pembesi. Efendime söyleyeyim işte kahve, her türlü şeyle, rujla bildiğiniz acı. Şunun altına renk düşünün. Dudakta o kadar güzel duruyor. O kadar güzel duruyor. Bunu aldım. Bu da 100-104 lira civarı falan. Hatırladığım kadarıyla fiyat söylüyorum. Gerçi çok güncel olmuyorlar ama. Yine Eve Shop'tan 3 adet palet aldım. Hızlı hızlı geçeyim. Artık bir tanesi Ütopya. Hep böyle çok meşhur markalara benzetilir. Şu renkler var ya bak. Matları da çok iyi kalıcı. Ama şu böyle glitter gibi olanlar. Böyle kremsi formda parmakla pıt pıt yaptığınız zaman acayip güzel duran bir far paleti. Bir tanesi Ütopya. Bir tanesi Natural Wanderlust. Bu da daha böyle toprak tonlarında. Benim tonlarda bir palet. Bununla ilgili çok makyaj yaptım. Instagram kullanıyorsanız Arzu Erguvan Instagram hesabım. Orada günlük olarak her gün yaptığım makyajı paylaşıyorum. Bir de 3, 6, 9, 12, 15'lik paletlerden illüzyonist olanını seçtim. Birazcık ambalajlarında sıkıntı var. Hiç elimde böyle bu tonlarda, soğuk tonlarda bir palet yoktu. Bu da başarılı. Son kaç ürün kaldı. Çok çok gerçekten tavsiyemdir diyebileceğim bir ürün. Revolution'ın creme bronzerlarından. Light rengini aldım. Medium'u yoktu. Dedim Arzu dene. İyi ki bu rengi almışım. Gene çok çok ünlü bir markaya böyle benzediği söyleniyor. Acayip güzel böyle soğuk alt tonlu istediğiniz gibi
yüzünüzü şekillendirebileceğiniz bir ürün. Şunları göstereyim. Yine BİM'den şöyle iki tane toka aldım. Biri Şimal'in, biri benim. Hangisini isterse alsın. Bir tek herhalde Şimal'de bende yoktu. G-Spank'lerden CR02 ve PK02. Bunlarla ilgili de bir Reels videosu çektim. İzlerseniz tabii ki oradan görebilirsiniz uygulamalı halini. Pembesi Şimal'in, bu benim. Sonra artık birkaç ürün kaldı. Bugün yüzümde olan ilk defa denediğim Flormer'ın Baked blushlarından, bu fırınlanmış terakota denilebilir. Ve gene birçok ürüne benzer diye gösterilen 60 Deep Rose rengi. Birçok insanda ben bunu aydınlatıcı gibi pembe ve açık böyle somon renklerini gördüm. Bu renk tam benim rengim dedim. Şöyle bir gül kurusu, terakota gibi düşünebilirsiniz. Bir hamlede sadece bugün, başka aydınlatıcı falan hiçbir şey yok yani. Bayağı başarılı. Şunu yanağımda denemedim. Lip and Cheek'lerden, elimde bu yoktu. Bunun pembelerini falan çok açık olacaktır zaten. Su gibi yapıda. En koyusu Kiss olan galiba. 002, bakın göstereyim. Bunu muhtemelen biraz böyle yüzümüze sürüp biraz kurumasını bekleyip fırçayla yok olacaktır diye düşünüyorum. Böyle pıt pıt yaparak, böyle böyle yaptığınız zaman gitti. Yüzümde denemedim ama yani merak ettiğim için aldım. Şimal ısrarla anne gereksiz dese de aldım. Yine Flormer'dan kendi sitesinden indirim vardı. Ve artık son olarak parfümlerinden bir tanesi bitti. Bir tanesi bitmek üzere. O yüzden daha önce denemediğim W203 Armani'yi andıran parfüm, bugün üzerimde bu var. Hiç yaklaşmadığım bir tarzda parfüm ama sevdim. Gene hiç yaklaşmadığım tarzda bir parfüm. J101 yanlış okumuyoruz isem, bu da J'adore'a benzeyen pudralı bir koku. Bu bayağı pudralı. Si daha böyle çiçeksi. Bunları aldım. Daha da en son şöyle bir de 19 liraya düşmüştü. Yüzlü mü? Artık evet, yüzlü. Makyaj temizleme pamuğu. Arkadaşlar, yarım saat oldu. Çoğunu denedim. Dediğim gibi Instagram'a gelirseniz orada günlük olarak böyle de paylaşıyorum zaten. İstediğiniz ürünlerle bir makyaj videosu çekebiliriz. Bu arada gözüm sulandı. Sesim gitti çok konuşmaktan. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kadar şimdilik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen. Bay bay.